Efendim merhabalar TRT Türk ekranlarından rehber programından herkese selamlar. Bugün ikinci programımız, ikinci günümüzdeyiz. Dün çok güzel geri dönüşler aldık. Herkese çok teşekkür ederiz. Bugünkü başlığımız hukuk. Yine çok kıymetli bir stüdyo konuğumuz var. Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi Doktor Öğretim Yasıfetullah Bayraktar bizlerle olacak. Ben size yine tekrar... Bizlere, bizlere ulaşabileceğiniz telefon numarasını ve e-mail'i hatırlatmak istiyorum. Yine sosyal medyadan da TRT Türk'ün bütün kanallarına ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız çift 090 533 038 99 48. Mailimiz de rehber .net .tr. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Gübra Hanım. Ee, teşekkür ederiz Yayınımıza katıldığınız için, biz bugün hukuk başlığını konuşacağız. Evet. Hukuk çok soyut bir kavram. Ee, nereden başlasak, nasıl yapsak e, da seyircilerimize istediklerini duymayı, e, ulaş duymak istediklerine ulaştırsak diye düşündüm ama şunu istiyorum aslında. Yayının sonunda seyircilerimiz şunu desinler, hukuk hayatımızın gerçekten içinde. Hukuk gerçekten hepimizi ilgilendiren bir konu desinler istiyorum ama bakalım zaman ne kadar elverişli olacak. Ben size direkt bu soruyla da soruyu daha doğrusu programımızı başlatmak istiyorum. Hukuk nedir hocam? Siz nasıl tanımlarsınız? Evet, teşekkür ederim. Tabii başlangıcınız o anlam itibariyle son derece iyi bir açılım sağlıyor bizim için şu bakımdan. Hukuk var iken hı hı. varlığı belki çok fazla hissedilmeyen. Evet. Ama olmadığı zaman yokluğu son derece hissedilebilen bir olgu. Bu bağlam itibariyle hukuka baktığımızda hayatın, insan hayatının bir bütün halinde düzen içerisinde varlığını sürdürebilmesinin ön koşuludur. Hı hı. Hukuk var ise eğer insanın hayatı bir düzen içerisinde, farkında olmadan güven içerisinde, farkında olmadan sahip olduklarını e, muhafaza ederek devam ettirilirken hukuk olmadığı zaman e, nelerle karşılaşabileceğimizi açıkçası Türkiye olarak bir son 10 yılda Suriye özelinde gördük. Şimdi bütün Avrupa Rusya-Ukrayna savaşı itibariyle malumunuz görüyor. Evinden, barkından, yurdundan uzaklaşmış insanlar bir hukuk düzeni olmadığı için de ne can güvenliği ne mal güvenliği ne de rutin hayatın olağan akışındaki işleri yapabilme imkanlarına sahip oluyorlar. O açıdan baktığımızda hukuk nedir dediğimizde aslında hukuk bir kamu düzenidir. Bir toplumsal düzendir. Evet. Hukukla biz aslında bir toplumsal düzenin sağlanmasının arayış içerisindeyiz. O bağlam itibariyle şöyle söyleyebiliriz. Toplumda insanların bir arada yaşamasını sağlayan düzen kurallarıdır hukuk. Bunun için başka kurallar yok mudur diye sorabilirsiniz mesela. Başka kurallar var mıdır diye soracağım ama ihtiyaç hiyerarşisinde de güvenlik gelir ikinci sırada normal fiziksel ihtiyaçlardan sonraki ihtiyaca girer. Hukuk da bunun içinde bir kavram mıdır? Bunu da sormak isterim. Tabii güvenliği tek başına siz can ve mal emniyeti bağlam itibariyle düşündüğünüzde ilk aşamada hukukla irtibatı belki çok görülmeyebilir. Hı hı. Ama prensip itibariyle güvenliğin sağlanabilmesinin ön koşulu devletin mevcudiyeti ise eğer hı hı. o devletin güvenliği sağlayacak kurallardan yoksun olduğu bir ortamda Tabiatıyla güvenlikli olmaz. Evet. Dolayısıyla aslında güvenliğin ön koşulu devlet iken, hı hı. devletin hı. güvenliği sağlayarak insanları huzur içinde yaşamasını sağlamasının ön koşulu da hukuk kurallarının mevcudiyetidir. Evet. Hukuk var ise eğer güvenlik vardır ve insanlar topyekun emin olurlar. Hı hı. Burada şöyle bir geriye doğru gidersek eğer, hukukun baskın olmadığı toplumlarda ya da devletlerde hı hı. baktığımızda devlet mevcut iken, hı hı. Genel hatta itibariyle bir güvenlik mevcut diyebiliyoruz. Ama eğer bir hukuk devleti kuşatmadıysa, devlet üzerinden eğer hukuk bir düzen inşa etmediyse e, tabiatıyla aslında sizin de bir zaman sonra devlete karşı güvenliğiniz mevzu bahisli olabilir. Peki devlete karşı bu güvenliği de sağlamak için az önceki sizin sormamı istediğiniz yerden devam edelim. Yasalar şart mıdır? Olması gerekir mi? Anayasa ve yasalar arasındaki fark nedir? Böyle kısaca bir teorik bir e, girizgahı devam ettirelim isterim. Şöyle o zaman müsaadenizle başlayalım. Tabii buyurun. Prensip itibariyle toplumda düzeni sağlamak üzere bizim hukuk dışında farklı kurallarımız da var. Hı hı. En basitinden görgü kuralları. Hı hı. Evet. Ahlak kuralları. Geçmişten bugüne gelen örf adet kurallarımız, hı hı. teamül kurallarımız. Hı hı. Bunlar da aslında toplumda bir düzen arayışı içerisindeki kurallar. Hı hı. Hukuku bunlardan ayırt eden Hı hı. Temel vasıf aslında bu kuralların bir devlet aygıtı vasıtasıyla uyulmasının denetlenip denetlenmemesi. Uyulmadığı takdirde de uymaya yönlendirmek. Hı hı. Yani şöyle söyleyeyim, din kurallarına aykırı davranış içerisinde olduğunuzda aslında dinin kendisi de bizatihi toplumda bir düzen kurmaya çalışır. Evet. Ama din kurallarına uyulmadığı takdirde öngörülen prensip itibariyle yaptırım hı hı. öteki dünyadadır. Evet. Oysa bu dünyada düzen itibariyle bizim bunun dışında cebren zorla o kurallara uyulmasını yani bir düzen sağlamayı e, ortaya koyacak yaptırımlar ile hı hı. hukuku desteklememiz, kuralları desteklememiz gerekiyor. Onun için şöyle bir hukuk tanımını aslında herkes açısından da faydalı olabileceğini çok pratik, akılda kalabilecek bir hukuk tanımı vermek isterim. Evet, o da şudur ki hukuk kuralları aslında hukuk Adalet yönelmiş kurallardır. Hı hı. Hedefi, amacı gerçekleştirmek istenen gaye aslında adaleti sağlamaktır. Evet, adalet Toplumda da belki birazdan Bireyler arasında bir adaleti sağlamak. Hı hı. İkinci unsur devlet yaptırımlarıyla güçlendirilmiş hı hı. bir müeydeyle, bir yaptırım ile karşılaşılabilen. Hı hı. Dolayısıyla aslında uyumadığınız takdirde bir karşılığını hemen görebileceğiniz hı hı. kurallar. Bir üçüncü özelliği bunun bir toplumsal düzen oluşturma arayışı. Dolayısıyla aslında bir hukuk tanımı ana hatta itibariyle veriyorsak diğerlerinden farklı olarak hı hı. örneğin ahlak kurallarına uymadığınız takdirde kalınırsınız. Evet bunun da bir cezası var. Değil mi? Evet, dışlanmak Ama bunlar insanı tek başına o kurallara uyuma ve bir toplumsal düzen sağlama açısından yeterli olmadığı kanaatindeyiz. Aslında hocam sizin de söylediğiniz gibi e, yani aslında şöyle diyebilir miyiz ben onu sormak istiyorum. Hukuk ailede mi başlar ya da doğar doğmaz başlar mı? Yani hayatımızın hep içerisinde olan bir şeydir ya hukuk. Evet. Doğduğumuzdan Ölüme kadar hatta öldükten sonra miras hukuku girer devreye. Ee, nasıl tanımlarsınız? Yani sadece teorik değil, siz tabii e, uluslararası hukukçusunuz, bir hocasınız. Dolayısıyla e, teorik anlatım yanında bir de mesela bizi seyreden insanlar bilirler ki yani hukukun ailede başladığına dair sizin fikriniz, sizin görüşünüz ve değerlendirmeniz nasıldır? Yani okulda da geçerli midir hukuk mesela? Ya da hukuk neleri kavrar, sosyal hayatımızda neleri kavrar bir suç işlemediysek mesela? E, tabii aslında bütün hayatımızın her anında vardır. Bahsettiğiniz gibi öldükten sonra da vardır. Evet. Yani doğmadan önce de vardır. Doğduktan sonrası ve yaşam boyunca ve öldükten sonrasını da kapsar. Hukuk kelimesi aslında hak kelimesinin hı, hı. Arapça köken itibariyle. Hı hı. Hak kelimesi aslında insanların sahip olduğu yetkiyi ifade eder. Hı hı. Biz her an yaptığımız bir eylem aslında sahip olduğumuza inandığımız bir yetkinin hı hı. kullanılmasıdır. Dolayısıyla... İnsan doğduktan sonra doğmadan öncesini de kapsar dedim ama doğduktan sonrasında da sürekli yaptığı eylemlerde aslında kendisine ait olan bir yetkiyi kullanmak üzere o, o haklarını ifa etmektedir. Dolayısıyla o noktada sizin hayatınızın her anını hukuk kurallarıyla çevrelemdirmiş. Hı Her anında neyi yapıp neyi yapamayacağınızı, yetkinizin ne olduğunu Hakkınızın ne olduğunu, sorumluluğunuzun ne olduğunu. Biraz korkutucudur ya hukuk kelimesi. Hani Sanki evet. sadece böyle ceza hukuku düşünülür. Genelde. Tabii tabii hep öyle düşünülür. Bir suçun karşılığı olan cezayı düşünür insanlar hukuk denilince. Oysa haklarımızı da anlatan bir kavram hukuk. Ee, tabii ki hukuk aslında evet. şöyle belki ceza itibariyle dediniz. Genellikle hukukun dediğiniz üzere görünür kısmı odur. Suç ve ceza kısmıdır. Ee, suç işlenildiğinde kolu kuvvetlerinin savcının, Akabinde mahkemelerin devreye girdiği o yargılama süreciyle insanlar aslında hukukun o soğuk yüzüyle karşılaşırlar. Oysa herhangi bir alım satım işlemi, günlük hayatımızı idamesine ilişkin herhangi bir işlem hı hı. E, veyahut hut e, bizim e, diğer insanlarla aile fertleriyle ilişkilerimizde dahil olmak üzere hayatımızın her anını düzenleyen bir hukuk kuralımız var. Ya bu belki ışıklarda durmak bile bir Tabii ki. hukuk kuralıdır. Tabii ki. İşte okuldaki kurallar da kendi çerçevesinde bir hukuk kuralıdır. Değil mi? Yani tabii bunların ki. çerçevesinde hayatımızın aslında her anında böyle bir e, hukukla birlikteyiz aslında. Ben bir de adalet kavramını sormak istiyorum. E, adalet nedir? Eşitlikle aynı mıdır? Çünkü adaletten aynısı değil mi eşitlikle diye bir soru gelebilir. Adalet ve eşitliği bir de sizden dinleyelim. Şöyle müsaadenizle o zaman adalet, az önce hukukun adalete yönelmiş kuralları olduğunu ifade ettik. Adaletin kökeninde doğru döner isek, Hı -hı. E, tabii... Mutlak bir şekilde ortaya konulabilecek bir adalet tanımımız yok. Hı hı. Bunun ana gerekçesi de şu mutlak bir adaletin yeryüzünde olmaması. Olma ihtimalinin olmaması. Aslında adalet bir kızıl elma. Hı hı. Hedeflenen, ulaşılmak istenen bir ütopya. Hı hı. Ne kadar yaklaşırsanız evet. adalete daha çok yaklaşmışsınız demektir. Daha adil bir toplum, daha adil bir hukuk düzeni oluşturmuşsunuz demektir. Hı hı. İşte tam bu noktada adalet nedir sorusu. Çok farklı tanımlar var. Hı hı. Eski dönemlerden bugüne kadar... Evet. Çok farklı tanımlar var. Yani başta Platon, peşi sıra en etkin bir şekilde bugün hala kullanılan Aristo'nun adalet tanımından bugüne kadar farklı tanımlar ortaya konulmuş. Evet. Ama ben Mevlana'dan gelen bir tanımı bu anlamda tercih çok güzel. ederim. Buyurun. Çünkü günlük hayatta da çok makul bir şekilde anlaşılabilir olduğunu söyleyebileceğimiz bir tanım bu. Adalet bir şeyi olması gereken yere koymaktır. Evet. Bu şey kelimesi tabii çok geniş bir kelime. Her şeyi sokabilirsiniz o şey kelimesinin içerisine. Siz bir şeyi olması gereken yere konumlandırdığınızda aslında adaleti tesis etmişsiniz. Evet, evet hikmet de buna denebilir mi acaba? Adaletten hikmet, ben hikmet kelimesini... Derin bir sanki, kavram. Evet daha derin bir kavram. Çok daha derin ben, bir kavram. Ama bu bağlamda şey de sormak istiyorum. Siz uluslararası hukukçusunuz. Tabi. Ee, adalet hani hepimiz insanız. Yeryüzündeki herkes insan. Ee, adalet de adalet şimdi tanımladık. E, yasalar neden mesela yeryüzünün her yerinde aynı değil? Biz biliyorsunuz TRT Türk olarak yurt dışındaki vatandaşlarımıza da yayın yapıyoruz. Neden mesela Almanya'nın medeni hukukuyla mesela evet Türkiye'nin benziyor ama dünyanın farklı yerlerinde insana yapılan bu yasalar neden her yerde farklıdır? E, tabii burada devlet de, kavramı devreye giriyor. Evet. Şimdi bugün hala hazırda Birleşmiş Milletler'e 193 devletimiz var. Hı, hı. E, bunun yanına Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'mizi ekleyelim. Hı hı daha farklı statüsü tartışmalı devletleri 200'den fazla devlet var diyebiliriz kabaca. Hı hı. Bu 200 farklı devletin hepsinin farklı birer ulusal hukukları var. Hı hı. Devletin kendine has bir hukuku var. Bu hukukun ana gerekçesi şu. Az önce ütopik hedeflenen, ulaşılması istenen soyut bir kavram olarak adaletten bahsettik ya. İşte o adaleti gerçekleştirmek üzere her toplumun kendine sahip olduğu kültürü, medeniyeti çerçevesi içerisinde farklı yaklaşımları var. Kendisine ait örf adet kuralları var. Hı hı. Geçmişten bugüne gelen farklı alışkanlıkları var. Hı hı. Farklı dilleri var, dinleri var. Şimdi bütün bunları bir araya aldığınızda o toplumda düzeni sağlamak hedefimiz E tabii tabi o düzene nasıl ulaşırız sorusunda o topluma özgü bir kural tanımıyla ortaya çıkmamız gerekir. E dolayısıyla da her devlet kendi sahip olduğu ulusal çerçevesi itibariyle kendisine has bir hukuk düzeni oluştururlar. O halde adalet de değişkendir diyebilir miyiz? Evet, hem değişkendir, hem farklıdır. Kişiden kişiye dahi değişkendir. Hı hı. Sizin adalet anlayışınızla benimkisi aynı olmayabilir. Çok soyut bir kavram olduğu için ama işte onun için biraz zor. bir şeyi olması gereken yere konumlandırmak dedik ya adaleti. Hı hı. Evet. O olması gereken yer neresidir? Size göre farklıdır, bana göre bir farklıdır. Evet. Orada ideali ne kadar yaklaşırsak daha adil bir hukuk düzeni içerisinde, toplum içerisinde yaşadığımızı kabul hı. edebiliriz. Tabi oradaki o göreceliliğin e, bugün tartışma götürür bir noktada e, özellikle adalet adalet sistemine olan güven meselesinde önemli bir şekilde karşımıza çıktığını görürüz. Evet. Size karşı bir davada sizin tırnak içerisinde mağdur olduğu hissiyatınız oluştuysa hı hı. siz adaletin olmadığını feveran hı. hı. Haykırırsınız, adalet hı hı. yok dersiniz. Oysa bu toplumda 84-85 milyon insan yaşıyor. Hı hı. 84 öyle. milyon için adalet yok mudur demektir bu. Dolayısıyla adalet hem göreceli bir kavramdır, hı hı. hem de adalet o bir şeyi olması gereken yere konumlandırma meselesi itibariyle baştan sona o şeyin nereye konumlandırması gerektiği itibariyle de bir farklılaşma, bir görecelik, bir relativite. Ortaya çıkmaya başlar. Peki yasalar yani işte 100 yıl önce konulan, daha öncesinde konulan yasalar değişmekte. Bu toplumun değişmesiyle mi alakalı yoksa politikalar mı değişmekte yoksa hepsi mi? Bir de bunu evet. soralım. Değişen yasalar neden değişir? Yani alıştığımız bir şey vardır mesela. Öyle olduğunu biliriz. Sonra onun değiştiğini öğreniriz. Bir iriti oluruz belki. Bir de ondan bahsedelim. Yasalar niye değişir? Şimdi dediğiniz çerçeve hepsi. <laughs> Cevap E şıkkı hepsi. yani temel itibariyle zamanın değişmesiyle birlikte hı hı. tabiatıyla toplumun bakış açısı, ihtiyaçları, kamu düzeni tesis etme noktası itibariyle ihtiyaç duyduğumuz kuralların da değişmesi icap eder. Hı hı. Çünkü bakış açısı değişmiştir, ihtiyaçlar değişmiştir, düzene ilişkin ortaya çıkabilecek sorunlar, yeni sorunlar ortaya çıkmıştır. Hı hı. e, dolayısıyla da bizim o zamanı o düzeni muhafaza etmek üzere sürekli takip etmemiz, toplumdaki değişim dönüşümü sürekli takip etmemiz ve ona göre kuralları dönüştürmemiz icap eder. Bazı kurallar uzun süre yaşar. Evet. Bazı kanunlar uzun süre ben bulunur. Örnek verebilir misiniz hocam? Ee, mesela yakın zamana kadar bizim 1912 yılında Osmanlı Devleti itibariyle kabul ettiğimiz memurun yargılanması ilişki, memurun muhakeme atı kanunu var. Idi. Yürürlükteydi. 100 yıl boyunca kaldı. Hı hı. Ee, ama bazıları var ki hemen hemen. Her yıl belki değiştirilme ihtiyacı hissedilebiliyor. Misalen biz medeni kanunu 1926'da kabul ettik ama 2002 yılında değiştirmek zorunda kaldık. <laughs> Çünkü toplumun ihtiyaçları değişti. <laughs> Ve biz düzen peşindeysek eğer o ihtiyaçları sürekli takip etmemiz, toplumun dinamizmini kurallara yansıtmamız gerekir. Sanki yasaları yapmak biraz daha kolay da e, uygulamada acaba ne kadar e, toplumun rolü vardır? Onu da e, aslında merak ediyorum. Çünkü hani iki ülke arasında bir kendim bir şey yapacak olursam, bir kıyas yapacak olursam, bakış açılarının farklı olduğunu görüyorum. Yani toplumun bu yasalara uyumda rolü nedir? Tabii bir kanunun, bir kuralın hı hı. toplum tarafından benimsenmesi, kabul edilmesi hı hı. ve uyulma oranının artması aslında az önce bahsettiğimiz her devlete göre ulusal hukukun farklılaşmasının en önemli gerekçesidir. Çünkü o toplumun ihtiyaçlarına uygun bir kural koymazsanız, o toplum otomatik olarak o kurala karşı bir tepki, ve o kurala uymama istidadı gösterir. Onun için de prensip itibariyle her toplumda kuralın başarısı, kanunun başarısı aslında toplumun ihtiyaçlarına, karakterini, davranış modellemesine hı hı. uygun bir şekilde e, o kuralın ortaya konulmasından geçer bir. İkinci olarak da tabiatıyla bir hukuk kültürü çerçevesi itibariyle, hı hı. kural kültürü çerçevesi itibariyle toplumdan topluma bir farklılık ortaya çıkabilir. Bunun ana çıkma gerekçesi de şu. Siz kuralı ne kadar tavizsiz uygulayabilirseniz, devlet olarak e, o kurala aykırı davranışları o kadar azaltırsınız. Şimdi şu değildir. Şimdi bu genellikle e, mesela verdiğiniz örnek itibariyle Almanya-Türkiye kıyaslaması yaptığımız itibariyle mesela kırmızı ışıkta durma ya da trafik hı. kurallarına uyma oranları farklıdır. Hı hı. Tabii. E, bu farklılığın ana gerekçesi e, söz konusu. Kurala uymama karşılığında hı hı. karşılaşabileceğimiz devletin yaptırımlarının e, tolere edilip edilemediği, hı hı. aşılıp aşılamadığı yahut da niteliğinin ağır olup olmadığı ile ilgilidir. Hı hı. Almanya'da siz trafik ışıklarına uymazsanız eğer karşılaşacağınız örneğin para cezası, ciddi bir para cezasıdır. İnsanı rahatsız edebilecek ölçeklidir. Dolayısıyla uymayı tercih eder. Ama Türkiye'de Artık tabii öyle de değil onu da söyleyeyim. Evet, yani buna belki var. 10 yıl öncesi için söyleyebiliriz ama şu an itibariyle Türkiye'de onu ağırlaştırdı. Hı hı. E, kuraldan insan prensip itibariyle kaçmayı tercih eder. Hı hı. Kuraldan bağımsız yaşamak ister. Hı hı. O özgürlükçü ruhumuz, yanımız bizim hep kuralları aşma hı hı. eğilimini gösterir. Orada devletin yaptırımlarıyla birlikte ciddi bir şekilde insanların kurala uygun bir şekilde hı hı. düzeni sağlayacak şekilde hedefimiz yine o. Hı hı. Adalete ulaşma hedefindeyiz. Bununla birlikte kural koyarak, bu kuralı da uygulayarak topluma bir düzen oluşturma. Devlet bu noktada eğer e, Almanya'da olduğu gibi ki artık bizde de olduğu gibi kuralı ağır bir şekilde ve tavizsiz uygulamayı tercih ederse hı hı. E, o kültürde yavaş yavaş gelişmeye başlar. Evet, hukuk kültürünün sadece işte e, iki ülke arasındaki böyle ufak tefek farklar değil de mesela bir avukata başvurma e, Alışkanlığı, davranışı diyelim. Türk toplumunda sanki böyle çok ciddi bir olay olmadan avukata gidilmiyor gibi bir izlenimim var. Ne kadar doğrudur bilmiyorum ama sanki iki ülke arasında böyle de bir fark görüyorum. Sizce Türk toplumundaki hukuk kültürünü nasıl tanımlayabiliriz? Ya da normal hayatta normal sıradan bir vatandaşın hayatında bir avukatın veya mahkemelerin yeri nedir? Ve mahkemelerin, avukatların e, hayatımızdaki önem ve yerine isterseniz bir de o açıdan bakarak e, evet. değerlendirelim. Tabii Almanya'da muhtemelen her ailenin irtibatlı olduğu bir avukat var değil mi? Yani bizdeki aile hekimi gibi bir aile avukatı sistemi gibi bir sistem. Yani Amerika'daki gibi olmasa da evet. Bir, ee, böyle bizde bir tabiatıyla var. eğer e, mahkeme ile herhangi bir sorununuz yok ise Hı -hı. bir avukat ile irtibat kurma yahut haklarınızı, yetkilerinizi, sorumluluklarınızı öğrenme noktası itibariyle bir alışkanlığımız yok. Bunu hı. ifade etmemiz gerekir. E, bunda biz hukukçuların, hukuk akademisyenlerinin de belki mesuliyeti var. Onu hı. ifade edebiliriz. Sizin bu yaptığınız program bu bağlamda son derece de faydalıdır. Sadece Avrupa'daki Türkler açısından değil, Türkiye'dekiler açısından hı. da aynı şekilde söylememiz icap eder. E, o kültürü oluşturmak ve avukata, hı hı. hukuka, haklarına ve yetkilerine yöneltmek... Bilgilendirmek tabiatıyla bir meşruiyet. Bu da şu prensibi ifade edeyim. Bu çok önemli bir şey. Bu Avrupa açısından da geçerli, bizim açımızdan hı hı. da geçerli. Evrensel bir hukuk prensibidir bu. Bu kanunu bilmemek mazeret teşkil etmez. Hı hı. Yani sizin haklarınızı, yetkilerinizi, sorumlularınızı bilmemeniz mesela sizin oradan kurtulma imkanı <gülüyor> sağlamaz. <gülüyor> Çünkü prensip şudur bu devletin vatandaşıysanız, bu topraklarda yaşıyorsanız, bu topraklarda o toplum düzenini sağlamak üzere öngörülmüş kuralları bilmek zorundasınız. Evet. Bilmiyorsanız bu sizin kabahatiniz. Hı hı. Şimdi tabii orada şu fark ortaya çıkıyor. Almanya'da bilmiyorsanız ve ona aykırı davranış içerisinde giriyorsanız karşılaşacağınız yaptırımların ciddiyeti yahut onun size karşı o zorba karakteri e, öğrenmeyi teşvik ediyor olabilir. Hı hı. Biz de burada tabiatıyla müşrik bir devlet çerçevesi itibariyle Türk devletinin yaklaşım tarzı hep devlet babadır. Biraz sert tarafı vardır ama devletimiz hep koruyucu, kollayıcı, belli bir merhamet sahibi bir devlettir. E tabiatıyla bu noktada farklı bir yaklaşım tarzı ortaya çıktığı için o tarihsel bir birikimdir, o devletin oluşum şekli, devletin şekillenişi. Kültürünün oluşması ve benzeri bu topluma da tabiatıyla sirayet ediyor. Hı -hı. Ama şu önemli kanunu bilmemek madem mazeret değil o zaman bizim vatandaşlarımıza bu kanunların ne olduğunu bildirmemiz gerekir. Evet. Anlatmamız gerekir. Evet. Tabi burada şunu ifade edeyim. Bütün kanunlar resmi gazetede inanır. Hı -hı. Resmi gazetede herkesin erişimi açık gazetedir. Ve siz aslında resmi gazeteyi... resmi gazeteyi, işte günlük açıp e, bugün de hangi yasalar e, yürürlüğe girmiş diye bakan insan sayısı hâli azdır. Yoktur. yoktur. Yani sadece akademisyenler <gülüyor> bakar. <gülüyor> sadece akademisyenler itibariyle. çok sınırlı insan bakar. Doğaldır bu. Evet. Ama bu aslında eskiden şöyle düşündüz. Eskiden padişah fermanı geldiğinde e, davulla birlikte tellen bunu halka duyururdu. Hı hı. Resmi gazete o fonksiyon üstleniyor. Hı hı. Halka duyuruyoruz biz ve diyoruz ki bu saatten sonra bilmemem mazeret değildir. Hı hı. Tabi burada e, o devasa hukuk e, metinlerini ve hukuk terminolojisini kavramlarına aşina olmayan bir kişinin e, bunu algılaması belki prensip itibariyle çok da kolay bir iş değil. Hı hı. Onun için aslında hukukçu avukat devreye girmelidir. Hı hı. Haklarımız nedir, yetkilerimiz nedir. Şu bir gerçek, e, bizde şöyle bir e, pratik bir şeyde ifade edeyim. Bizde örneğin avukatlarda ...meslek itibariyle bir danışma hı hı. A, sistemini oturtturamadık. Hı. E, Almanya'da sizler çok daha iyi bilirsiniz. E, Almanya'da danışma ücreti, tabi bu ücret değildir, belli bir şey karşı değildir. Bunu karşı, prensip evet. itibariyle e, honorer dediğimiz hı hı. aslında e, bir ücret işçi işveren gibi bir ilişki değil... O yüksek bilgiden istifade karşılığında belli bir e, ücretin takdimidir e, ve bu son derece sıradan olan bir hadisedir. Hı hı. Avukata gidersiniz, danışırsınız, aklınız yetkililerinizden bahsedersiniz. Bizde hep şöyle bir hikaye vardır, e, avukata gidilir, danışılır veyahut da bir şekilde e, avukat tanıdığınızda meseleyi halletmeye gayret edersiniz. Tabii ki iş profesyonellikten duygusallığa şahsında... geçiyor. Fark etmez. Oysa kaç yılın birikimiyle bir bilgi sunulmuştur Ve insana. O duygusal ilişki üzerinden veyahut da toplumsal sosyal ilişki üzerinden o bilgi almaya kalktığınızda da açık söylemek gerekirse hı hı. o profesyonel hukuk bilgisinin aktarımını çok sağlayamıyoruz. Evet. Hukuk kültüründen bahsettik ama e, hukuk kültürünün yanı sıra bir de hani adalet anlayışımızdan söz ettik bunların yanı sıra insanların katkısı yani sıradan hayatın içerisinde insanların ben mesela şikayetleri önemserim yani şikayetle bir şeyler gelişir değişir İnsanların toplumun katkısı olur hukuka hukuk kültüründe bu sanki eksik mi yoksa buradan hem de seyircilerimize itirazları olan meseleyi sadece işte söylenmek, kendi kendimize şikayette bulunmak yerine yetkili mercilere ulaştırmanın da öneminden bahsedebilir miyiz? Şüphesiz. Yani nihayetinde kuralın teşekkül ettirilmesinden sonra uygulaması ayrı bir safha. Hı hı hı. Kuralı koyarsınız ama uygulamayı bir taraftan e, devlet takip eder. E, eder iken şüphesiz gözünden hı hı. kaçan hı hı. bazı durumlar ortaya çıkabilir. E, burada o kuralların Dönüşümüne katkı sunmak için O feedback dediğimiz geri dönüşüm evet. hadisesini tabii vatandaşlardan gelmesi son derece kıymetlidir, önemlidir. Ee, bizde de artık buna ilişkin son derece kıymetli mecralar var. Hı hı. Türkiye özelinde örneğin cümerimiz var. Hı hı. cümer bu noktada talepleri alıyor, değerlendiriyor, hı hı. ilgili birimlere aktarıyor. Çok Aslında güzel. bir geri dönüşüm ve yılda evet. geçen sene itibariyle 5 milyon aşkın bir başvuru da var. Çok Vatandaşlarımız güzel. artık kullanıyor. Hı -hı. Örneğin yaklaşık 10 yıl önce devreye girmiş bir bilgi edinme kanunumuz var. Hı -hı. Devletin hangi işi, hangi maksatta yaptığına ilişkin bir bilgi edinme Hı -hı. imkanı da artık devlet sundu. Yani gittikçe şeffaflaşan, Hı -hı. vatandaşa ulaşan, vatandaşın dönüşünü, dönüşünü de geri alabilen ve onun üzerinden e, prensip de itibariyle Hı -hı. değişim dönüşümü sağlayan bir yapımız var. Hı -hı. Ama özüne dönersek, Hı -hı. aslında hukuk kuralını koyan, Prensip itibariyle kimdir? Meclistir. Hı hı. Bize Türkiye Büyük Millet Meclisi. Evet. Parlamentodur. Hı hı. Almanya'da da federal parlamentu. Evet. Federal kanunları çıkartan. Ee, peki orada kimler var? Milletvekiller. Milletvekili olanlar. Hı. Millet adına, millet tarafından seçilen ve kural yapmak üzere gönderilen kişiler. Evet. E, Tabiatıyla bu milletvekilleri prensip itibariyle halkla zaten iç içedir. Çünkü biz seçtik onu. Evet. Oy verdik, seçtik. Benim temsilcim ol dedik. Ve onunla irtibat üzerinden aslında... Prensip itibariyle özü itibariyle bir geri dönüş var. Evet. Kuralı koyan aslında biziz. Dolaylı olarak. Dolaylı olarak, olarak evet. E, ve kural koyanın o kuralı ihtiyaç olması halinde değiştirmesini sağlamak üzere de aslında milletvekilleri üzerinden bir e, irtibat kurarak hı hı. prensip itibariyle o e, dönüşümü sağlamayın kendisi mevcuttur. Evet, biraz e, hukuk felsefesine girecek belki bu ama ben şu soruyu da sormak istiyorum. E, dediğim gibi ben iki ülke arasında işte sosyolojik bir gözlem yaparak bunu söyleyebiliyorum ama kurallara uyan toplumları mesela bunu etkileyen nedir? Yani daha ahlaklı olmaları mıdır? İşte e, örnek vermek gerekirse daha dindar olmaları mıdır? Yani bunu etkileyen şey sadece cezalar mıdır? Yoksa e, bundaki farklı bir etken var mıdır? Ee, şöyle bir Olumsuz örnekle o zaman girelim. Tamam buyurun. Yaklaşık 6 yıl ya da 7 yıl oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde bir yaygın elektrik kesintisi oldu. Hı hı. Akşam saatleriydi Sonrasında Sonrasında ciddi şekilde yağmaların olduğuna ilişkin bilgi geldi. Hı. Kameralar açık iken, güvenlik kolluk kuvvetleri meseleye hakim iken kuralları çiğnemeyen, kurallara uygun davranan insanların hı hı. kameraları kapattığınızda ışıkları kapattığınızda farklı bir davranış modeli içerisine girebildiğini gördük. Hı hı. Oysa ki Amerika Birleşik Devletleri'nde toplum kuralları son kuralları son derece saygılı bir şekilde tatbik eden bir toplum olarak değerlendirilir. Hı hı. Bize tam tersi gibi algılanır. Oysa bizde baktığınızda bizde onlar kadar kuralların katı bir şekilde uygulandığını belki söyleyemiyoruz. Evet. Ama bireylerin, insanlarımızın, insanımızın kurallara uyma noktasında içten gelerek kurala uyma noktasında önemli bir e, artısı olduğunu rahatlıkla ifade etmeniz gerekir. Benzer hadiseler Türkiye'de de olduğunda o yağma işleri ortaya çıkmamıştır. Hı hı. Şu açıdan söyleyelim. Tabi devlet kuralı koyarken yaptırımla birlikte o ceza korkusuyla birlikte kişilerin kurallara uymasını sağlamak mükellefiyeti altındadır. Hı hı. Bu ne kadar ağır olursa eğer hı hı. kişiler de o noktada cezadan kaçınma refleksiyle kurala uyarlar. Hı. Ama şunu söyleyelim. Az önce diğer toplumsal düzen kurallarımız var dedik, ahlak dedik, görgü dedik, örf adet dedik, din kuralları dedik. Evet. Şimdi bu kurallar aslında hukuk kurallarını destekleyenler, toplumsal evet. düzen kuralları bir bütündür. Evet. Yani siz dini kurallara uyar iken, örneğin bizim toplumumuz açısından söylersek kul hakkını göz önüne hı hı. aldığınızda hı hı. otomatik olarak aslında bir taraftan da hukuk kurallarına uygun davranırsanız eğer. Evet. Ahlak kurallarına uyarsanız eğer. Hı, hı Yahut da geleneksel kurallarımız, örf adet kurallarımız uyarsanız eğer zaten aslında hukuk kurallarına önemli ölçüde e, uyduğunuz bir düzen ortaya rahatlıkla çıkabilir. Evet. Ya o açıdan e, bu işi bizde kurallara çok uyulmuyor. Bizde toplumsal düzeni sağlamak için hukuk çok iyi etkin, işlevsel halde değil demek Türk toplumuna haksızlık olur açık söylemek gerekirse. E, kuralların devletin cebri icra yoluyla uygulama yöntemini yani o ceberrut devlet, zor zorba devlet, hı hı. o mahkemenin o soğuk hı hı. yüzüyle birlikte insanları karşılaştırmadan uyulma itibariyle baktığınızda Türk toplumunun bu noktada son derece başarılı, verimli bir toplum olduğunu ve bu düzene uyma noktasında aslında özü itibariyle son derece yatkın olduğunu söylememiz eder. Evet. Hukuk kültürü konusunda da e, yine hani ahlakın etkisinde böylelikle e, konuşmuş olduk ama e, hukukun içine doğuyoruz dedik ya yani hukuk baştan işte ilk nedir mesela hukukta böyle insanların e, hukukla tanıştığı e, nokta nedir hayatında? Prensip itibariyle aslında e, henüz doğmadan önce evet, e, cenin halinde hukuk o cenini hı hı. anne karnındaki cenini bir hukuk kişisi hı hı. olarak alır. Cenin mirasçıdır mesela doğmamıştır. Eğer tam ve sağ doğum gerçekleşirse, hı hı. mirasçı olacaktır. Evet. Yani henüz daha anne karnındayken biz hukukla karşılaşırız. Bizim kim olduğumuzu, kişiliğimizi, haklarımızı, yetkilerimizi, sorumluluklarımızı daha başlangıçtan itibaren belirlemeye başlar. Şimdi hı hı. en pratik karşılaşma şu. Kişi doğar. Hı hı. Bir çocukluk dönemi geçirir. Evet. Sonra erişkin olmaya başlar. Hı hı. Bizim temyiz itibariyle baktığınız mesele mümeyiz bir insan vasfına ulaşma noktası itibariyle yani artık 18 yaşına gelmiş. Aklı başına gelmiş. Fiziki karakteri de dahil olmak üzere oturmuş hukukun tam gerçek kişileri olma noktasına kadar geçen bir süreç var ve sonrasında toplumsal hayatın içerisindeki her nevi ilişkilere girme imkanı. Örneğin evlenme Hı hı. Nişanlanmadan evlenmeye kadar geçen bir süreç. Örneğin e, mirasçı olma. Evet. veya miras ne, bırakan e, olma. İş hayatının yanı sıra toplumsal sosyal hayatta kurulan dernekler vesaire ya da bir parti STK'lar da yine hukuk çerçevesinde gerçekleşen e, şeylerdir ya. Yani hayatın evet. aslında her aşamasında hukuk var. Bir e, Türkiye'yi konuştuk. Biraz da e, Almanya'ya dönelim. Almanya'dan evet. avukat Mustafa Kantar. Aslında ...karşımızda. Hocam, Mustafa Avukat Mustafa Kantar... ...yayınımıza hoş geldiniz. Almanya'ya selamlar. Buldum. Teşekkür ederim. Almanya'da da Türkiye'ye selamlar. Yayınımızı takip edebildiniz mi bilmiyorum ama... ...hukuk kültürünü konuştuk. İki ülke arasındaki farkları... ...biraz anlamaya çalışıyoruz yayınımızda. Siz Almanya'daki... Türkler demeyelim genel olarak toplumun hukuk kültürünü sor, soracak olsak nasıl tarif edersiniz? Kübra Hanım, şimdi Almanya'daki hukuk kültürü tabi Türkiye'deki hukuk kültürüne de benziyor. Evet. Ve ondan ondan dolayısıyla da arkadaş burada az önce beğen ettiği gibi bir çocuk doğduğu anda Almanya'da da haklara sahiptir, miras hakları olabilir, ondan sonra eğitim hakları olabilir hı hı. ve anneye babaya karşıya haklara sahiptir. Mustafa Hocam ben şunu da sormak istiyorum hukuk kültüründen bahsederken toplumsal alışkanlıklardan da bahsedelim isterim Almanya'da az önce hocam söyledi ben siz teyit edin istiyorum Almanya'da herkesin bir aile avukatı olmalı mı? Aslında böyle bir aile avukatı hukuku yok ama genellikle tabii her insanın bir avukat olması lazım Evet. Farklı farklı sorular çıkabiliyor. Farklı farklı sıkıntılar çıkabiliyor. Peki e, burada, bir affedersiniz buyurun Burada en sıkıntı problem imza sıkıntısıdır. Vatandaşlarımız bir, bir evran altına anlamadan imza yaptığı zaman hı hı. bunun bedeli çok ağır olabiliyor maalesef. Evet. Ben şunu da sormak istiyorum. E, Almanya'da yani şey ol, e, şunu sormaya çalışıyorum aslında. Rechtsschutzversicherung dediğimiz işte hukuk danışmanlığına sürekli gidebilme şansını oluşturan bir sigorta türü var mesela. Böyle bir kültürü var. Neden böyle bir ihtiyaç var mesela Almanya'da? Bunu sorarak belki konuya e, değişik bir giriş yapmış oluruz. Tamam Kübra Hanım. Rechtsschutzversicherung dediğimiz olay... Türk tabiriyle avukatlık sekortası. Hem bunun avantajı var, dezavantajı da var. İnsanlar da olmadığı zaman hı hı. mahkeme ücretlerini kendi ceplerinden ödemeler lazım. Bunun yanı sıra da avukat ücretlerini de kendi evet, ceplerinden lazım. Az önce hocamızın bahsettiği lazım. honorar. Yeah. Ee, evet. Avukatlar için çok da evet. e, hemen her an sürekli her danışmada ödenecek ücretler olmuyor genelde. Bunun için de herhalde evet. önemlidir bu sigorta şekli değil mi? Kesinlikle. Ya basit bir trafik kazasını beyan ettiğiniz zaman siz diyorsunuz ben haklıyım, ben diyorum ben haklıyım. ondan sonra bunu mahkeme çözmesi lazım. Evet. Mahkeme bir bilin kişi raporu tutuyor. Hı hı. O da en azından 2500 euro. Kaybeden tarafta bu masrafları yüklemesi lazım. Hı hı. Kötü olan tarafı insanlar her dava için avukata koşuyor. Evet. <laughs> bu aslında sizler için güzel bir durum aslında ama ben şunu da merak ediyorum. Müvekkilleriniz arasında tabii Türkiye kökenliler var, Almanlar da vardır mutlaka. Size böyle bir şey var mıdır böyle bir nasıl söyleyeyim ya Türkler genelde şunun için geliyor Almanlar daha çok bunun için geliyor ya da Türkler şunun için hiç gelmiyorlar dediğimiz dedi, diyebileceğiniz bir konu var mı? Aslında bizim vatandaşlarımız her konu için geliyor Kübra Hanım. Öyle mi? Ya yani, Almanlar Almanlar özellikle ceza davalarında belli bir oranda bir kategori yapama imkanım oluyor. Hı hı. Kavga, dövüşte Almanlar fazla yok. Bizim Türk milleti var. Biraz heyecanlı bir milletiz ondan olabilir bazen. <laughs> aynen, aynen, aynen öyle. Peki siz yardımcı oluyorsunuz büyük ihtimalle hem Türkçe bildiğiniz için de dil konusunda da bu bariyeri aşmalarına siz büyük ihtimalle büyük hizmet ediyorsunuz. Genel olarak Türk kökenli müvekkillerinize söylemek istediğiniz ya da tavsiyeleriniz ya da işte şu konuda geç kalmadan bize gelin diyeceğiniz konular nelerdir? Siz de biliyorsunuz ki ben, şu anda korona mevcut Almanya'da ve işverenler ciddi bir sıkıntıda. Hı hı. Maddi açısından, ekonomi açısından, iş açısından ve ondan dolayısıyla da işçilerin sözleşmeleri fes edilebiliyor. Eğer fes de 3 hafta içerisinde iş mahkemesine müracaat etmeniz lazım. Evet. Eğer bu o. süreyi bir önemli bir süreç bir, bir, sene bir, 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 bir saniye bile geçirseniz verilen fes e, kabul etmiş oluyorsunuz. Evet. Ve kıdem tazminatı vesaire alamıyorsunuz artık. Hı hı. İşte bu tam da bahsettiğimiz e, hukuk kültürüyle de dilek, direkt alakalı. Bunu bilmemek herhalde e, ya kusura bakmayın ben bilmiyordum demenin bir faydası olmuyor günün sonunda. Kesinlikle. Kesinlikle. Ee, Avukat Aynı, Mustafa Kantar, ben size şunu da sormak istiyorum. Almanya'da mı doğdunuz, büyüdünüz, mi? okudunuz? Evet, Seyircilerimiz Almanya, için bu önemli doğum. bir bilgi. Evet, doğum günüm Almanya. Ben ailemin desteğiyle okuyabildim. Annemin, babamın yıllardır bana verdiği maddi ve manevi destekle okuttular beni. Evet. Adam ettiler beni. Aileniz akademisyen bir aile değil öyle mi? Doğru mu anlıyorum? Hayır. Hı -hı. Hayır. Ne zaman Hayır. gelmişler Almanya'ya? Babam 1972'de geldi Almanya'ya. Ondan sonra 74'te evlendiler. Hı -hı. Ben de 75'te dünyaya geldim. Ve bizim annem babam daima eğitimi öne sürdüler. Çok okuyabildiğimiz Almanya'da kadar gibi oku aile gibi. Evet, okuyabildiğimiz kadar okumamızı hissediler. Ve dediğim gibi bizlere destek ve kuvvet verdiler. Türkiye'ye ne kadar sıklıkla geliyorsunuz ve nerelisiniz? Bunları da merak ederiz. Ben Afyon Emir Um, ondan sonra tatillerde Türkiye'ye ziyarete geliyoruz. Ama Afyon'a gideli Belki bir 15-20 sene olmuştur, genellikle tatillerimiz kısa olduğumuz için e, tatil yerlerine gidiyoruz. Peki ben bir de şunu sorayım, e, sizi tanımak Hayır. gerçekten güzel, teşekkür ederiz. E, hukuku niye seçtiniz? Yani Almanya'daki bir Türk olarak hukuk bölümünü okuma isteğinizin arkasında ne vardı? Çok kişisel olmayacaksın. Hayır, Kübra Hanım, ben 5. sınıfta avukat olmak istedim. Hı hı. 7. sınıfta öğretmen olmak istedim. Ondan böyle bir heves vardı içinde. Bu hevesle şeyden kaynaklanan bizim vatandaşımız hep dil sıkıntısından dolayı mağdur oldu. Evet. Ben de bu sıkıntıyı gidermek için hukuk okudum. Hı hı. Hukuk okuduğum dönemde yani üniversite döneminde İki dönemde İngiltere'de okuyabildim. Ondan e, dolayısıyla da 4-5 sene bir teknik üniversitesinde ticari İngilizce ve hukusal sağlığı İngilizce okuttum. Hı hı. E, i̇kisi, yani mesleki hayallerin ikisinde gerçekleşmiş oldum. Çok güzel. Peki e, o küçüklüğünüzdeki hayallerin yanı sıra sizi mutlaka tatmin de ediyordur bu e, yaptığınız iş. E, özellikle Türklere faydalı olduğunuzu düşünüyor musunuz? Yani az önce de söyledik dil bariyerini aşmalarına sayes sizin sayenizde e, daha kolay oluyordur mutlaka ama yani şu konuda da özellikle Türk kökenli insanları uyarmak isterim. E, şunu da e, bu yayın vesilesiyle insanlara duyurmak istediğim isterim dediğiniz bir konu var mı? Kesinlikle. Eee sözü Versicherung <laughs> dediniz ya. <laughs> bütün vatandaşımız Rechtsuz <"gülüyor> yapsın. <gülüyor> ve haklarını arasınlar. Evet. Eve gelen tutları ciddi bir şekilde okusunlar. Bazılarında kanuni süreler var. <laughs> Bu süreleri açtığı zaman Avukat kurtarabiliyor hiç şey mu? Hiçbir şey yapamıyorsunuz. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Avukat da kurtaramıyor değil mi? Hayır. <laughs> Maalesef. Ee, çok teşekkür <laughs> ederiz. Sağ olun Mustafa Kantar. Teşekkür ederiz. Almanya'ya Osnabrück'e selamlar. Bir başka yedi görüşmek üzere. Teşekkür ederiz. Ee, evet biraz da Almanya'daki hukuk kültürüne dair birkaç bilgi edinmiş e, olduk. E, ben e, hukuk ve ahlak e, şimdi hani Almanya'dan da konuşunca genelde şu vardır ya işte e, yani Almanya'yı bilmeyenler işte ya da bizler de böyle arada işte trafik çok şeydir hayatın içinde olan bir mesele olduğu için kırmızı ışıktan geçmeyi örnek verdik ya. Yani bir de yayanın geçmesi vardır. işte genelde Türkiye'de bir efsane gibi anlatılır. işte ayağımı bir attım işte bütün arabalar durdu diye. Yani bu aslında o toplumun daha ahlaklı mı olur diye bir soru sormuştum ama bu sadece ceza mıdır? E, o sorunun e, çerçevesinde ilerleyelim istiyorum biraz daha. Yani e, hukuktan da bahsettik. Yani Genel çerçeve şöyle bir toparlayalım istiyorum süremizin sonuna gelirken. E, kısaca şöyle soralım. Hukuk eşittir hayatımız ve eşittir ahlak mıdır? Yoksa yalnızca ahlaklı olmak yeterli midir? Şöyle sizden kısa bir özet alalım. E, teşekkür ederim. E, biraz önce Musa Bey'in özellikle ifade ettiği husus önemliydi. Hı hı. Almanya'daki Türk toplumu açısından e, yardımcı olan ve bu hı hı. hedefle hukuk okumuş olan bir meslektaşımla e, bir vesile görmüş olmakta mutluluk duydum. Onu ifade etmiş olayım. Şunu söyleyelim. Hukuk toplumda bir düzeni sağlamak için hı hı. var ise eğer e, ve insanın mutluluğunu, hı hı. huzurunu, refahını toplamda toplum içerisinde yaşamasını sağlamak üzere öngörülmüş kurallar ise eğer, hı hı. E, dolayısıyla bu kurallar destek olmak üzere de e, toplumsal hayatı etkileyen farklı kurallar olduğunu da ifade ettik. Hı hı. Şimdi ayağınızı kaldırımdan yola doğru attığınızda bir arabanın du durması, hı hı. tek başına bir hukuk kuralıyla sağlanabilecek bir şey değildir. O insanın insana saygı, karşılıklı toplum içerisinde yaşamasını sağlamak üzere Görgü kuralları diye ifade ettiğimiz kuralların hı -hı. bir parçasıdır aslında. Yani bunun için hukuk kuralları illa da ortaya koymamıza gerek yok. Hukuk ne yapıyor? Yaya geçitleri koyuyor. Hı -hı. Diyor ki burada yaya da Yaya önceliklidir. Dolayısıyla araba dursun diyor. Ama bunun ötesinde sizin bahsettiğiniz o meşhur e, bilinen husus herhangi bir yerde herhangi bir anda kaldırımdan ayağımı yere attım anda araba durdu. E bu bir saygıdır. Evet. E bu bir görgü kuralıdır. Toplumla birlikte yaşadığımızın farkında olan. Evet. Ben merkezli olmaya. Hı hı birlikte yaşam kültürünün bir sonucudur. Evet. Tabii bunu sağlamak bir zaman alır. Hı hı. Ee, şöyle bir fark var Almanya ile Türkiye arasında. Onu da ifade etmiş olayım. Burada özellikle onu ifade etmemiz gerekir. Şimdi bizim toplum çok dinamik bir toplum. Hı hı. Ee, biz de bundan 20 yıl öncesine gittiğinizde şehirde yaşam oranıyla, köyde yaşam oranının bugün olağanüstü değiştiğini görürsünüz. Bugün %6-6,5 civarında ancak köyde yaşayan hı hı. insan kalmıştır. Oysa bir 50 yıl öncesine gittiğinizde %70-30 gibi çok baskın bir orandı. E toplumuz dinamik, hareketli bir toplumuz biz. E bunun doğal sonucu olarak yeni gelen ortam itibariyle, oranın kendi yaşam kültürü itibariyle bir alışma süreci de var. Hı hı. Yerleşik toplumlarda birlikte yaşam kültürünü oluşturabilmek çok daha kolaydır. Evet. Çünkü o belli bir zaman içerisinde o görgü kuralları oturur. E nesilden nesile aktarılır. Ee, çocuk babasından görür, tatbik eder ve benzeri gider. Şimdi bizde öyle bir e, hareketli toplum, dinamik bir toplum olmamızın doğal bir sonucu olarak bunu yerleştirme noktası sıkıntılar yaşıyor olabiliriz. Ama bunu salt muhakkak da hukuk üzerine sağlamamız gerekmez. Ahlak kuralları, evet. görgü kuralları, bütün ana cephesi itibariyle birlikte yaşam. Hı hı. Bir toplum içinde insan yaşamak zorundadır hı hı. ve o toplumda birlikte yaşamda. Birlikte yaşamı en kolaylaştıracak şekilde diğerine saygı duyarak, hı hı. kendi hak ve etkilerini de bilerek, hı hı. ancak diğerinin hak ve etkilerinin de olduğunu bilerek, yani kendi sorumluluklarını da üstlenerek, kendi ödevlerinin olduğunu farkında olarak hı hı. hayatını idame ettirmesi durumunda zaten bir düzen hemen hemen şekillenmeye başlar. Evet. Ara ara bu kuralları ihlal etmeye etmeye çalışanlar çıkar. Evet. İşte orada devlet devreye girer. Ve yasalar devreye girer. Kanun devreye girer. Mahkeme devreye girer. Hı hı. Ve o kurala aykırı davranış, toplumun huzurunu, sükununu, hı hı. kamu düzenini bozan kişileri cezalandırma yolunu tercih eder. Aslında bir ıslah işidir bu. Evet. Kamu düzenini bir taraftan tesis hı, hı. Toplumun içerisinde kuralı bozan, kamu düzenini ihlal eden kişiyi toplumun içinden çıkartırsınız. Hı hı. Ve bir taraftan o kişiyi Rehabilite edersiniz. İşte tam bu noktada cezanın amacı nedir diye sormak isterim. Cezanın amacı aslında söylediniz ama orayı açalım isterseniz biraz. Cezanın amacı e, yani ceza hani e, Farsça veya Arapça kökenli şu an çok emin değilim. Arapça ama kökenli de olup ama Türkçe'de farklıdır. Evet farklıdır. Farklı anlamda e, kullanılır. Ceza nedir ya da cezanın amacı nedir bunu da soralım. E, tabii toplumdan topluma her toplumun kendi hukuk politikası itibariyle oluşturulması istenen düzen itibariyle kendi bir hukuk politikası vardır. Her devleti, her toplumun. O politika çerçevesi içerisinde e, ceza politikasının, hı hı. cezanın amacının, hedefinin hı hı. tabiatıyla farklılaştığını görürüz. Hı hı. Ve ceza hukuku felsefesi itibariyle de çok farklı e, yaklaşımlar var. Çok hı hı. farklı hedefler var. Hı hı. İşte bunlardan birisi mesela ve en temeli tüm dünyada, tüm ulusal hukuklarda ortak bir şekilde olan şey kamu düzeninin tesis edilmesidir, korunmasıdır. Evet. Cezalandırmak üzere hedeflediğimiz şey. Suç ve ceza. Hı hı. Devlet, kurallar itibariyle kişiye şunu söyler. Şu davranışları yapma. Hı hı, hı hı. Yok yapacağım diyorsa, bu davranışları yaparsan toplumun düzenini bozuyorsun. Hı hı. Bunun karşılığında ben de sana bir yaptırım uygularım, bir ceza uygularım der. Evet. E bu ceza uygulamanın nihai kertesinde ne ki? Mahkemeyle karşılaşır. Ve bir kamu düzeni tesis aslında biz. Şimdi şunu da sormak istiyorum bu çerçevede. E, yasalar böyle herkesin anlayacağı türden. İşte bir roman okur gibi okuyamıyoruz. Okumak gerekiyor, üniversitede hukuk bölümünü bitirmek gerekiyor, anlayabilmek için. Bu neden böyledir? Yani ben sıradan vatandaşın bunu merak ettiğini düşünüyorum. Her iki ülkede, hatta her ülkede büyük ihtimalle bir sıradan bir normal halkın konuştuğu bir dil vardır. Bir de hukuk konusunda gerçekten zor bir dille yasalar yazılır. Bunun sebebi nedir? Yani bunun arkasındaki neden nedir? Şimdi hukuku önce bir bilim dalı olduğunu kabul etmemiz Tabii lazım. Tabii ki. Yani bizim yaptığımız iş, iştigal hukuk fakülteleri, oradaki akademisyenlerin yaptığı iş bu. Hı hı. Bir bilim dalı alanında bir çalışma, derinlemesine felsefi altyapısıyla birlikte bir taraftan toplumu gözlemleyerek, bir taraftan tüm dünyayı gözlemleyerek, diğer taraftan felsefi derini itibarıyla bir toplumda düzen oluşturma arayışı hı hı. içindeyiz. Ve buradan kurallar ortaya çıkmaya başlıyor bir şekilde. Şimdi bu kuralların doğal olarak o bilim dalı olması dolayısıyla kendine has, özgü, belli kavramlar üzerinden ifade edildiğini görüyoruz. Hı hı. Şunu parantez içerisinde bir cümle ifade hı. edeyim. Temel itibariyle hukuk dediğinizde veya da hukuk eğitimi dediğinizde aslında biz üç şey üzerinden gideriz. Birincisi hukuk kavramdır. Hı hı. Yani kendine has, özgü, kendine ilişkin bir tanımı olan kavramlardan bir teşekkildir. Hı hı. İki, hukuk ilkedir. Hı hı. Prensipler ortaya koyar. O kamu düzeni sağlayacak temel ana prensipler. Üç, yorumdur. Bizim hukukçuların yaptığı işte birazcık hem yapılışına katkı sunmak hem de anlaşılmasına katkı sunmak üzere yorumdur. Şimdi Bu çerçeveden baktığınızda hukuk kavramlar üzerine inşa edildiyse eğer, hı hı. dolayısıyla belli kavramlara hukuk alanında e, altını dolduran anlamlar yüklenmiş demektir. Hı hı. O anlam çabası itibariyle de farklı günlük, gündelik hayatın dışında kavramlarla karşılaşılır. Bu sadece hukuka da özgü değildir. Tüm bilim dallarının kendine özgü bir terminolojisi, bir istilahı kendine özel anlam yüklediği kavramları vardır. Hı hı. Şimdi bu kavramları bilmediğinizde altyapısını, anlamını, tanımını bilmediğinizde tabii ki zorlanabilirsiniz. Ama şöyle güzel bir şey söyleyeyim. Bunu hem Türkiye'deki, hem de Türkiye'ye bilahare olacak olan e, Avrupalı e, vatandaşlarımıza da ifade etmiş olalım. E, bilhassa 2005 sonrası hı hı. Türk hukuk sisteminde mevzuat halkın okuyup anlayabileceği şekilde sadeleştirilmiştir. Bizim hukukçuların önemli bir kısmının da buna karşı aslında bir e, tepkisi mi var, direnci var olduğunu söyleyebiliriz. Kısmen tepkide diyebiliriz. E, çünkü kavram üzerine inşa edilmiş bir bilimde kavramın sadeleştirilmesi bazen ciddi akademik e, sıkıntılar oluşturabilmektedir. Uygulamada da sıkıntı oluşturabilir ama şu an en azından bunu söyleyebilirim. E, 2005 sonrası itibariyle, şimdi biz ilk Avrupa Birliği'ne üyelik süreci itibariyle yeni bir kanunlaştırma dönemine girdik 2000 sonrası. 2001'den anayasada ciddi değişiklikler yaptık. Hı hı. Şöyle söyleyeyim 1999 Avrupa Birliği'ne adaylık statümüz kabul edildikten sonra biz ciddi bir hukuk Ayrıca reformu içerisine AB girdik. Ayrıca Avrupa Birliği hukuk hocası olduğunuzda da ee, şu anda tekrar bir hatırladım buyurun. E, o kısmı kalsın ama şu adaylık sürecinin 99'da kabul edilmesi sonrasında ciddi bir hukuk reformu işine girdik. Hı hı. Bu hukuk reformu bilhassa örneğin 2001'de ciddi anayasa değişikliklerimiz oldu. 2002 yılında Medeni Kanunu değiştirdik. 2005'te Türk Ceza Kanunu değiştirdik. Sonra hemen hemen bütün kanunlarımızı temel kanunlarımızı tümünü önemli ölçüde değiştirdik, reform ettik, ile uyumlu hale getirdik. Hı hı. Şimdi bu noktadan baktığınızda bunu yaparken de bir hukuk politikası olarak devlet bunun herhangi bir kişinin açıp okuyabileceği şekilde kavramlar üzerinden bir sadeleştirmesi talep edildi. Öncesi biraz ağdalı bir dildi açık söylemek gerekirse. Ee, Osmanlı'dan gelen kavramların hakim olduğu bir hukuk dili mevcuttu. Hı hı. Bu sadeleştirildi. Tırnak Türkçeleştirildi. Bu ne Buna ilişkinde dediğim üzere çeşitli eleştirilerimiz mevcut akademisyenler olarak. Ama şunu söyleyebilirim ki bugün herhangi bir e, Türk vatandaşı eğitim seviyesi tabiatıyla zorunlu 12 yıl eğitim olduğunu dikkate alarak söyleyelim. Evet. Eğitim seviyesi en bazik seviyede en alt seviyede olan bir Türk vatandaşı da herhangi bugün mevcut kanunu açıp rahatlıkla anlayabilir. Evet. Yani e, eskiden bir korku vardı. Bu gerçekte. Çünkü Hı -hı. çok ağır bir dili vardı. ağır bir terminolojisi vardı. Kendi has var. kavramları vardı. Ama bugün e, hukuk politikamıza birlikte bu sadeleştirildi isterseniz açıp rahatlıkla bir kanunun ne demek istediğini anlayabilirsiniz. Ha şu var. Hı hı. Ee, eğer herkes anlayabiliyorsa hukukçuya ne ihtiyaç var? Çünkü hu hukuku kavram, ilke ve yorum dediysek yorumu da ağırlıklı olarak bir taraftan hakimler yaparken, diğer taraftan biz akademisyenler yaparken o zaman bize ne ihtiyaç kalıyor diye sorabilirsiniz. E, ee, tabii ki o işin özel nüansları var. Hı hı. Özel durumları var. O yorumun özel teknikleri ve benzeri var. Ama ana hatta itibariyle hak ve yetkinizi öğrenmek istiyorsanız. Hı hı. Çok rahatlıkla herhangi bir kanun açıp okuyabilirsiniz. Anayasamızı açtığınızda Türk Devlet Teşkilatı'nın nasıl bir yapıya sahip olduğunu rahatlıkla anlayabilirsiniz. Onun dışında yani şimdi yasalar var. Kanun kitaplarını açıp bakabiliriz. Avukatlara gidebiliriz. Cimer'i söylediniz az önce. Hakları bilmek için, öğrenmek için başka hangi kanallar vardır? Yoksa sadece yani mesela şunu da bu çerçevede sormak isterim. Hukuk eğitimine kimler uygundur? Yoksa e, hukuk arayan, e, adalet arayanlar direkt bir hukuk fakültesinin kapısını mı çalmalı? E, sizin bu konudaki değerlendirmeniz nasıl? Şimdi ile başlayalım. Şimdi bizim ve bütün ulusların, Hı -hı. her devletin e, kendine ait bir kurallar piramidi var. Piramit şeklinde ifade Hı -hı. ediyoruz. Kendi arasında bir altlık üstlük ilişkisi içerisinde kuralları şematize ettiğimiz bir normlar yarışımız var. Hı -hı. En üstte devleti kuran devletin yapılanmasını, teşkilatlanmasını gösteren ve kişilerin, vatandaşların veyahut da o devletin sınırları içerisinde bulunan yabancılar dahil olmak üzere haklarını ifade eden bir anayasamız hı hı. mevcut. Hı hı. Bunun hemen altında o devletin teşkilatlanmasını gösteren kurallara istinaden teşekkür ettirilmiş kanunlarımız var. Yani meclisler tarafından, bizde Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yapılmış kanunlarımız var. Hı hı. Onun altında örneğin bizde Cumhurbaşkanlığı kararnamelerimiz Veyahut da biraz daha şahidinize yönetmelikler ve benzeri gibi çok detaylı bir hukuk mevzuatı olduğunu söyleyebiliriz. Kurallar mevzuatı olduğunu söyleyebiliriz. Hı hı. Tabii bu kurallar itibariyle bunları anlaşılabilir. Nereden bulabiliriz sorusuna özellikle Türkiye'de, de, Almanya'da ya da Avrupa'daki herhangi bir Türk vatandaşının herhangi bir konuya ilişkin hukuk mevzuatı Türkiye'de nedir sorusu. Hı hı. Örneğin ticaret kanunumuz ni ifade etmektedir. E artık da bir elektronik bir ortamdayız, dijital bir çağdayız. Evet. E, dolayısıyla son derece iyi işleyen bizim bir mevzuat govtiri internet sitesi var. Hı hı. E, sürekli güncellenen, hı hı. güncel tutulan mevcut tüm hukuk kurallarının erişilebildiği hı hı. bir mevzuat sistemimiz var. Hı hı. Oraya başvurabilirler, emin bir şekilde. Çünkü güncel olması çok önemli. Az önce dedik sürekli değişebiliyor. Evet. Şimdi eskiye gittiğinizde. Dijitalleşme birlikte değil mi? E, böyle bir imkan oluşuyor evet. tabiatıyla. Artık eskiden mesela şu olurdu bizde küçük kanun kitapçıkları olurdu bir kanun değişikliği herhangi bir madde de değişiklik onu oraya işlemediğinizde çıktısını alıp yapıştırmadığınızda filan değişebiliyordu ama artık o imkan son derece rahat bir imkan herkes dünyanın her tarafından Türk hukuk mevzuatına erişim imkanı var bir. İkincisi, haklarımız, yetkilerimiz, sorumluluklarımız. Hı hı. Belki Bunu, anayasayı da burada böyle bir e, kısaca ele alabiliriz. edebiliriz tabii ki. Çünkü Farkını, orada temel hak ve özgürlüklerimiz anayasa mı teziyor? Ben bir de az önce e, sizin söylediklerinize şunu eklemek isterim. TRT Türk ekranlarında rehber programını izleyerek de haklarını öğrenebilir vatandaşlarımız diye ekleyerek anayasa nedir ve yasalarla arasındaki fark nedir? Haklarımızı e, nasıl anayasalar çerçevesinde değerlendirebiliriz? Onu size sorayım. E, az önce ifade ettim. Anayasa iki temel sütun üzerine inşa edilmiş hı hı. en üstün hukuk kuralıdır. Hı hı. Yani piramit demiştik ya o piramidin tepesinde yer alır. Yani biz ana hatları itibariyle hı hı. hukuk kurallarının tümünün hı hı. meşruiyetini, hı hı. varoluşundaki kabullenişi nasıl ortaya çıkış, çıkacağını, e, nasıl o kuralların şekillendirileceği de dahil olmak üzere biz anayasadan öğreniriz. Hı hı. Bir devletin teşkilatlamasını ortaya koyar. Yasama yürütme ve yargı olmak üzere. Hı hı. Nasıl kurallar yasa yapılır? Bununla ilişkin hangi mekanizmalar öngörülmüştür? Hı hı. Anayasalarda bu olur. Yürütme vardır. Bu kuralların tatbikidir. hı hı. Yargı vardır. Bu kurallara aykırı davranış halinde e, yargı örgütlenmesi üzerinden ne gibi karar verilebilir sorusuna cevap aradığımız. E, bir de temel hak özgürlükler vardır anayasalarda. Hı hı. Birincisi devletin teşkilatlanmasıydı. İkincisi ise devletin bireylere dönük bir şekilde... Ön görmüş olduğu haklar, temel Hı -hı. haklar ve Hı -hı. özgürlükler ve sorumluluklar ve ödevler evet. ana çerçevesi orada yazılır. Dolayısıyla anayasa altındaki o piramidin alt basamaklarındaki gittikçe genişleyen çünkü sayısı da piramidin tepesi tek bir nokta ise eğer anayasa bir tane var. Hı -hı. Aşağıya doğru indiğinizde mesela Halazır'da 23 bin'e yakın kanunumuz var. Hı hı, hı. Gittikçe yönetmelikler, genelgeler ve benzeri mevzuatı son derece kapsamlı hale getirebiliyoruz. Sayılar da çok fazla da artabiliyor. Şimdi o bakımdan meseleye baktığımızda anayasa her şeyin çıkış kaynağı, hı hı. meşruiyet kaynağı, doğuş kaynağı, temel prensipleri koyan, hı hı. devletin işleyişini ortaya koyan ve o kuralların nasıl oluşturulacağını ortaya koyan, kişilerin hangi haklara sahip olduğunu belirten, hı hı. devletle kişi arasında hangi haklara saygı noktasında uzlaşı olduğunu ifade eden, Anayasal aslında birer toplum sözleşmesidir. Evet. Devlet Kuran sözleşmedir. Biz aslında sıradan bir halde hiç farkında olmadan devletle bir karşılıklı sözleşme imzalıyoruz. Doğduğumuz andan itibaren. Şimdi bu yani süremizin de sonlarına geliyoruz ama insan hakları kavramını da belki kısaca bu bağlamda nereye koyabiliriz? Bunu da soralım. Ee, Belki hatta Avrupa güzel. İnsan Hakları Mahkemesi de hani bir son e, çıkış noktası olarak görülür genelde. Bunu da sizden böyle bir kısa bir birkaç cümleyle alalım. Bir öncekili bağlantıyı o şekilde kurmuş olalım. Kişi devletle aslında bir sözleşme imzalar doğduğu andan itibaren Hı -hı. dedik. Hı -hı. O sözleşme vatandaşlık ilişkisidir. Hı -hı. Siz gidersiniz, sizin vatandaşınız olmak istiyorum dersiniz. Bu çok rutindir. Anne baba zaten Türk ise götürür. E, yurt dışında konsolosluklar vasıtasıyla, Türkiye'de nüfus müdürlükleri vasıtasıyla gider çocuğu nüfusa kaydeder. Aslında devlette bir sözleşme imzalar. Devletin kendisinden beklediği ödev ve sorumluluklar nedir? Kendisine çizdiği hak ve yetkiler nedir sorusu. O temel hak ve özgürlükler bağlamı itibaren yer alır. Ve aslında biz bilmeden, fark etmeden biz o sözleşmenin altına imza atırız. Ve biz haklarımızı baştan devletle aramızdaki o sözleşme itibariyle kabul ederiz. Ve devletin varlığını, karşılığındaki ödev ve sorumluluklarımızı üstlenmiş oluruz. Şimdi evet. bu noktada haklardan bahsederken hı hı. bu devletin anayasal düzen içerisinde, kendi vatandaşıyla ilişki içerisinde kendi sınırları ve vatandaşın sınırlarını tespit ettiği prensipler. Evet. İnsan hakları birazcık daha dışarıda. Evet, insan haklarında bir başka programda, uluslararası hukuku konuştuğumuz bir başka programda detaylı bir şekilde konuşalım hocam. Size çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ee, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğret Doktor Öğretim Görevlisi. Petullah Bayraktar konuğumuzdu hukuk başlığında bugün hukuk başlığını ele aldık adalet kavramını konuştuk ve hakları yasaları konuştuk çok teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için bize ulaşmayı unutmayın sosyal medya hesaplarımızdan da bugünlük bu kadardı. yarın yine Türkiye saatiyle saat 16'da görüşmek üzere hoşçakalın.